Merhabalar, ben Akif Bilge. Bugün size Kayseri'deki başarı hikayemi anlatacağım. Aslen Gaziantep'teyim, İstanbul'da yaşıyorum. Baklava ustasıyım. Bilirsiniz dede mesleği, baba mesleği neyse torun da onu devam ettirir. Ben de yaklaşık 8-9 yıllık bir baklava ustalığı serüveninden sonrasında Kayseri'yle tanıştım. Bu süre zarfında sabah 3.30'da güne başlayıp akşam 7-8'e kadar devam eden bir mesai vardı. Bu gerçekten çok yorucuydu. Haftanın bir günü sadece dinlenmekle geçiyordu bütün tatil günüm ve şunu fark ettirdi arkadaşım bana. Nereye kadar böyle hayatı ıskalıyorsun? Bir farkındalık yarattı ve bir çözümüm mü var dedim. Sevgili Emre Topçu, eğer bu işi bir şekilde doğru kurarsan senden bağımsız ilerleyen bir pasif gelir. Çok cezbedici geldi kulağıma ama hiç tecrübe ettiğim bir şey değildi. Açıkçası sektöre de yanlış bilindiği için herkes gibi biraz da önyargılarım vardı. Çünkü ben standart bir insandım. Başarı hikayelerim yoktu. Kurumsal bir şirketten gelmiyordum. Genelde insanların kurumsal şirketlerde çevresi olan, satış yapmayı bilen, ağzı laf yapan insanların bu sektörde başarılı olduğunu keşfetmiştim. Kayseri tamamen bunları kırdı. Standart bir insan olarak Kayseri ile tanıştıktan sonrasında sadece liderlerin söylediklerini, yol haritasında yapılması gerekenleri yaptıktan sonrasında sürecim çok hızlı ilerledi. Birinci haftamda Jade oldum, 45 günde Pearl oldum. Devam eden 6. ayımda 6 basamaklı, yıl sonunda 7 basamaklı rakamlara ulaşabildim. Sadece ben mi? Hayır. Şu anda sadece 30 kişiye dokunduğum ticaretim 30'dan fazla ülkeye, 20 binden fazla tüketim ağına ulaştı. Milyonlar dağıtabildik. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Standart hayattaki sıkıntılarınız, sizden bağımsız ilerlemeyen bir iş, yeterince zaman kontrol yapamama, krizden etkilenme, ekonominin bir şekilde sizin ticaretinizi geriye atması elinizde olmayan şeylerdir. Bu klasik ticaretin kaçınılmazı. Öte yandan bu sektöre baktığınız zaman milyonlarca insan kendi özgürlüklerini, pasif gelirini idame ettirebilmişler. ABC firmada dönen bu çıkış yolu karşıma geldiği zaman açıkçası hayır diyemedim. İşin güzel tarafı bu sektörde birçok insan var başarılı. Çoğu aslında standart insanlar. Sadece yapılmasını gerekeni yaptıktan sonrasında başarı serüveninin devamında kendi kendine geliyor. Liderlerin de kayınla daha öncesinden geçilmiş olanı doğru bir şekilde geçmemizi sağlayarak yapılan hataları yapmadan hızlı bir şekilde kariyer serüvenimiz başladı. Süreçte evet yeni bir firma, yeni bir vizyon, ürünleri ilk defa deneyenlerdeniz. Acabalarımız vardı her insan gibi. Ancak işin güzel tarafı bir şeylerin de başında yakalayabilmenin motivasyonu, markalaşmamış bir dünya markasının başında yakalamak açıkçası çok heyecan vericiydi. Kolay değil, hiçbir iş kolay değil. Baktığınız zaman alın terinizin karşılığını alıyorsunuz. Günde 18 saat çalışan birisi olarak maaşı işte, kendi işinizin patronusuz belki ama baktığınız zaman da işinizin kölesi oluyorsunuz. Bunu birçok kişi yaşıyor şu anda kendi işinin başında. Burada sizden bağımsız ilerleyen bir zaman kaldırıcını devreye soktuğunuz zaman istediğiniz saatte, istediğiniz ülkede tatilinize gidip istediğiniz zaman, istediğiniz yerde sosyalleşebiliyorsunuz. Bu çok keyifli. Bugün Kayseri'ye girdikten sonrasında milyon TL'nin üzerinde para kazanmam benim normal şartlarda kendi CV'mden belki 10 yıl sonrasında kazanma ihtimalim olmayacak bir paraydı. Öte yandan hiç yurt dışına çıkmamıştım. Kayseri'de ondan fazla ülkeyi tek başıma değil, onlarca ekip arkadaşımla birlikte gezme fırsatı. Gerçekten bu muhteşemdi. Bugün maddi durumunuz çok iyi olabilir, bir tatile çıkabilirsiniz ama 50-60 tane arkadaşınızla ultra lüks tatile çıkmak çok keyifli. İnanılmaz anılar yaşadık. İnsanların hayatına dokunduk. Muhteşem ürünlerimiz var. Doktorlarımızın da desteğiyle insanlar gerçekten bu ürünlerle şifa buldular. Hayatlarına dokunduk. Öte yandan bu kadar iyilik felsefesi üzerine kurulu bir şirkette iyi insanı daha iyi insan yapan bu sektörde ilerleyen Kayseri size bir de karşına para veriyor. Daha ne istersiniz? Kayseri bir çıkış yolu, Kayseri bir yaşam tarzı. Bu açıkçası anlaşılması zor ama anladıktan sonrasında da başka hiçbir şey yapmayacağınız bir furya aslında. Gerçekten farklı bir kültürü var. Sektörde özellikle Türkiye pazarının yeni olmasına rağmen XYZ firmaların 5. 10. 20. yılda yaptıklarını çok kısa sürede başarabildik. O yüzden de açıkçası meyve veren ağaç taşlarının misali firmanın açıkçası ne kadar dürüst bir firma olduğunu da keşfettik. Rakip firmaların işte yanlış yazılanların karşısında firmanın ne kadar dik durduğunu keşfettik. Her yıl, her ay ne kadar doğru bir firmada çalıştığımı tekrar tekrar görüyorum. Sektörde çok iyi bir yere gelmemiz, Türkiye'de Avrupa dereceleri yapmamız, aynı şekilde liderlerin koyduğu ciddi alıntıyla global performanslar göstermemiz tamamen dürüst bir firmanın çatısı altında ilerlemenizden kaynaklanıyor. Ve bunu standart bir baklava ustası olarak başarabiliyorsunuz. Yani bana özel değil, ekibimde çok fazla standart, çok fazla sıra dışı insanlar var, CEO'lar, koordinatörler var, esnaf, öğrenci, ev hanımı da var. Anlatmaya çalıştığım şey şu,
Yapılması gerekenleri yapan herkes ama herkes. Bu öğrenebilir bir iş. Öğrenebilir bir pasif gelir projesi var karşımızda. Yaklaşık olarak bir aylık bir periyode sıkı bir çalışmayla belli bir noktaya gelebilirsiniz. İşin %80'ini öğrenebilirsiniz. Devam eden 3-4 aylık sıkı çalışmalarla birinci fazla kalmak suretiyle işin başına olarak çok rahat 6 basamak rakamlara ulaşabilirsiniz. Devamında yıllık 7 basamak rakamlara ulaşabilirsiniz. Sadece siz mi? Hayır. Yaşamak istediğiniz, yoldaş dediğiniz, dava savunucusu olabilir dediğiniz herkesin hayatına dokunabilirsiniz. İşin güzel tarafı herkes bu işi yapabilir. Darı sizin başınıza.